Omurilik kanal daralması özellikle bel bölgesinde yine aynı şekilde bel ve bacak ağrısıyla başlar. Genelde ileri yaş grubu hastalığıdır. 50'li yaşlardan sonra, 60'lı yaşlardan sonra daha sık görülür. Özellikle hastaların bel ve omurilikteki kanal daralmasında en önemli şikayeti yol yürüme mesafesinin kısalmasıdır. Bizim nörojenik kladikasyo dediğimiz yol yürüme mesafesi 500 metrenin altına düşmeye başladığı anda özellikle hastaları mutlaka tedavi etmek lazım. Çünkü bu 500 metre yıllar içerisinde 300'e, 200'e, 100'e hatta evin içerisinde bir odadan bir odaya geçemeyecek duruma gelmesine sebep oluyor. Kanal daralması özellikle ileri yaşlarda eklemlerin altında kalan ligamentların omuriliğe basmasıyla beraber kanal çapını daraltmasıyla ortaya çıkar ve yılların birikimiyle oluşan bir hastalıktır. Genç hastalığı değildir. Özellikle omurganın içerisindeki kemiklerin kireçlenmesi ve bantların zaman içerisinde sinirleri ciddi anlamda sıkıştırmasıyla ortaya çıkar ve yol yürüme mesafesini kısaltır. Hastalığın en önemli şikayeti yol yürüme mesafesinin kısalmasıdır. Doğal yapıda bu omuriliğin içinden geçen sinirler deliklerden çıkarken herhangi bir yerde basıya uğramaması lazım. Kanal daralmasında içinden geçen sinirlerin ciddi basısı vardır ve bu basıyla beraber bel ve bacak ağrısı ve yürüme güçlüğü çekerler hastalarımız. İlerleyen durumlarda idrar kaçırmalar ve fonksiyon bozuklukları olabilir. Bu hastalarda özellikle 3 veya üzerinde seviyede kanal daralması varsa mutlaka eklem yapısının bozulmasıyla beraber yine bu omurgayı sabitleyici ve yükü alıcı işlemler yani vidalama ve omurgayı biyomekanik açıdan koruma yöntemleri uygulanıyor. Fakat 3 seviyenin altındaki kanal daralmasında daha çok mikro dekompresyon dediğimiz mikroskopla küçük açılımlarla omurganın arka kısmında pencere açma yöntemleri var. Bu yöntemler hafif yöntemlerdir ve hastalarımız genelde bir gün sonra mobilize olabiliyor. Fakat uzun sistem kanal daralması olan hastalarda ve uzun sistem stabilizasyon yapılan hastalarda hem risk faktörü daha fazladır hem de ameliyat sonrası mutluluk oranı daha azdır. Genelde tek seviyede ve iki seviyede yapılan işlemlerdeki mikroskopik çalışmalarda mutluluk oranı daha yüksektir ve cerrahi sonrası hastaların uzun yol yürüme mesafesi daha yüksektir. Ama üçlü ve dörtlü seviyenin üzerindeki kanal daralmaları maalesef hem risk faktörleri fazladır hem de uzun zaman içerisinde mutluluk oranları düşüktür.